Bu son ziyaretinde, İyi Parti ziyaretinde bugün biz karşı tarafın teklifini bekleyeceğiz. Stratejisini ortaya koyacakmış. Erdoğan Süzer geçmişten bu stratejinin ne işe yaradığını ya da ne işe yaramadığını bize anlatmanı rica edeyim. Geçmişte de TÜİK benzer stratejileri zaman zaman ortaya koydu. Şimdi TİSK'in teklifini beklediklerini ifade ediyor Türk İş. Bu nasıl bir stratejidir? Bir bu. İki, emekli vatandaşların en düşük emekli maaşı dün de deklare etmiştin. Bugün de yine bazı ekonomi yazarları en fazla 15 bin lira yapılacağını söylüyorlar en düşük emekli maaşının. Bu hesap çok değişir mi? Bir umut yine soranlar var, onu da sormuş olayım. En son sorudan başlayayım. Bir defa o 15 bin lirayı bile görme şansımız çok fazla olmayabilir. Onu söyleyeyim. 14 bin lira ve biraz daha altı bile olabilir. 14 bin civarı olabilir. Yani 15 bin sanki hani psikolojik sınır gibi söyleniyor ama hiçbir zaman o sınırlara doğru gitmiyor. Olursa iyi olur ama olur mu ondan emin değilim. Türk İş elini açık etmiyor. Çünkü daha önce ettiğinde şununla karşılaştığını söylüyor. Başkanla da dün biz konuştuğumuzda onu söyledi zaten. Diyor ki ben rakamı açıkladığım anda hemen işveren ve hükümet bir araya geliyor. Nasıl olsa Türk İş buradan daha aşağı bir adımı artık atamaz. O zaman pazarlığa da gelmeyecektir. Biz en iyisi kafamıza göre, kendi hesabımıza göre bir rakam belirleyip yapalım diyorlar. Ve bu bizim için diyor çok ciddi anlamda zarara yol açıyor. İstediğimiz pazarlığı en azından bir yere kadar götürüp orada çekilmek istiyoruz. Türk İş'in stratejisi bu. Yani İşte bu asgari ücreti acaba 24'e 25'e doğru götürebilir miyim? Tabii ki imza atmayacak. Ama oradan çekildiğim nokta benim onu bayağı bir yukarıya çıkardığım nokta olsun. Bütün strateji bu. Türk İş'in yıllardır da bunu uygulamaya çalışıyor. Çünkü şu hesabı yapıyorlar. 5 lira aldığım zaman, 10 artık 5 liranın anlamı kalmadı da 10 lira diyeyim. 10 lira yaptığım zaman hiç olmazsa bir ekmek kazandırıyorum diyor. Bir ekmek parası. Yani o kadar artık düşünün. Zaten minimal konuları konuşuyoruz. Benim bir not olarak şunu da ekleyebilirim. İşveren tarafı da bu sene böyle herhalde şeyden çok kaygılandı. Ekonominin aşırı bozulması, enflasyonun aşırı yükselmesi ve insanların açlık sınırının altında yaşıyor olması dolayısıyla tepkilerin çok geleceğini görüyorlar. Bu nedenle de onlar da aynı şekilde aynı tepkilerle vermek istiyorlar. Yani biz de öldük bittik stratejisini yürütecekler, bunu söyleyeyim. Bunu yürütmek zorunda olduklarını düşünüyorlar. Öbür türlü yukarı gittikçe gitme ihtimali çok yüksek. Çünkü enflasyon çok kötü. Tabii. Yani talep çok gelecek anlamda söylüyorum. Yoksa bu işi tutan gene her zaman söylüyorum. İktidar elini yani komisyonun aslına bakarsanız objektif yapısını bitirmiş durumda. Hı-hı. Yani işte seçim de sanki belirlenecekti ya asgari ücret. Bence artık o iktidar diyor ki ben enflasyon hedefinin altını çok fazla üzerine çıkamam kardeşim diye açıklama yaptığı andan itibaren komisyonun aslında varlığını bitirdi bana göre. Hani bakan diyor ki ya işte oran açıklıyorsunuz komisyona ayıp oluyor. Komisyon yapıyor bu işi. Lütfen oran açıklamayın diye Çalışma Bakanı biliyorsunuz açıklamalar yapıyor. Evet, evet. Oysa hükümet çok net bir şekilde zaten kendisi bunu söyledim. Yapmış durumda. Doğru. O yüzden hani komisyon böyle sadece formalite biz o toplantıları göreceğiz, bir sürü yayınlar yapacağız ama sonuçta bir kişi karar verecek ve o karar da dediğim gibi çok böyle aman aman iyimser bir rakam olmayacak. Çünkü seçim yok. Tekrar cümle kurayım. Seçim olmadığı için çok fazla bir şey kimse beklemesin. Peki. Erdoğan Süzer teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ben efendim, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.